bu ATV'ye neden iki tane akü koyduk? Yani ikinci akü neden koyduk onu söyleyeyim. Havalar soğuduğunda, bir de sabah erken olduğunda falan serin havalarda çoğu zaman çalışmıyor. Benzin başına gelmişti. Ondan sonra her sene akü değiştirmek gerekiyor. Yani kışın kullanmayınca akü değiştirmek gerekiyor. Bu akülerin ömrü bende bir yıl gidiyordu. Fazla gitmiyordu ama şu anda ikinci yılını geçti. Ne mi yaptım? Burada kendi aküsü var. Yani kendi aküsü derken şöyle, ancak buraya bu sığıyor. Daha büyütemiyorsun bunu. Aküde niye büyüttük? Aslında voltaj gene aynı voltaj. 12 ve 12 volt, sadece amperi yükselsin diye. Şimdi bu akü 7 amperdi. 7 amperlik bir akümüz vardı. Ben bu aküyü her sene değiştiriyordum. Yani her kış 2-3 ay durunca motor çalışmıyor. Ondan sonra sabahları oldu mu çalışmıyordu. Serin havada çalışmıyor falan filan. Yani bu akü, 7 amperlik akü, belki de benim şansım var. Bu akü bunun marş motorunu çok kötü çeviriyor. Vuv yapıyor. Tık, şansı alıyor. Jiklerle uğraş falan filan, bir sürü işimiz oluyordu. Şimdi belli ki bunun amperi az geliyordu. Ben de bir tane daha akü aldım. Bakın burada 2 sene önce alınmış bir akü. Bu da 7 amperlik. Bu buraya sığmadı tabii ki. Bu buraya göre olan akü. Bunu buraya koydum. Kendi orijinal aküsüne benzeyen aküyü. Küçük akü buraya tam girdi. Bu da buraya. Nasıl bağlantı yaptım? Çok basit. Bak burada eksi var. Eksiden bir kablo çekiyorsun eksiye. Artıdan bir kablo çekiyorsun artıya. Yani buna paralel bağlantı deniyor. Voltajı değişmez. Voltaj 12'de kalıyor. Ama amperi artıyor. Yani gerilim değerini yükseltiyoruz. 7 amper. 7 amper de bu 14 amper oluyor. Yani şimdi marşa bastığı zaman dırr diye hemen çok kolay çalışıyor. Yaz kış fark etmez. Ve bilmiyorum nedendir. Her yıl akü değiştirirken ikinci yıl oldu. Hala akü değiştirmeye gerek kalmadı. Belki de bu sebepten dolayı çok marşa bastığımız için çalışmadığı için belki de aküyü öldürüyordu. O konuda emin değilim. Pek bir şey söylemek istemiyorum. Burada yağ filtresi falan işleri var. Onları anlatmayacağım. Motosiklet tamircisi olan arkadaşlar çok güzel anlatmışlar o servisler onu. Ben böyle bir uygulama görmemiştim. Ben yaptım. Çok başarılı. Size de bunu öneririm. Bilhassa soğuk bölgede yaşıyorsanız bu iki akü olayı çok önemli. Hani buraya sığdıktan sonra bunun 7 amper değil daha büyüğü de varsa buraya sığan daha da kaliteli olacaktır. Yani dediğim gibi paralel bağlıyoruz. Eksiye, eksiye. Kırmızılar da öyle. Bu kırmızı devinin kalın kahverengi de artıya da artıya bağlıyoruz. Burada yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Bunu hemen atlamayın. Bakın bunun orijinal kablosu 4 mm'de. Siz bulabilirseniz 6 mm takın. Ben bulamamıştım 6 mm burada köyde. Bu da 4 mm'lik bir kablo. Yani bu kablo uzadığı için ne kadar kalın olsa o kadar daha sağlıklı. Buradan bir delik açmıştım. Buradan da delik açtım. Aküyü bağladım ve çalıştım. Şimdi hiçbir sorun yok. Gayet güzel tık diye çalışıyor. İsterseniz bir deneme yapalım. Böyle bir çalıştıralım. Bak hemen basıyorum aşağıya. Şöyle hız yapmıyor. Gayet güzel basıyor, çalışıyor. Siz de böyle bir şey yaparsanız başınız ağrıma dertten kurursunuz. Bence çok başarılı. Diyor. Şarjında hiçbir sıkıntı yok. Ben önce endişeliydim. Hani iki akü var diye şarj olur mu olmaz mı diye. Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Ondan sonra işimiz görülüyor. Ben bunu tekrar buraya sokacağım. Buraya zaten kolay giriyor. Sokmanın önce de şu temizledim ama kontak başlarına biraz daha şey sıkıyorum. Kontak spreyi. Aslında kontak spreyi olmadan gres yağı da olur. Bolca gres yağı varsa gres yağı da bulamak lazım. Ama bende gres yağı yok diye böyle yaptım. Yani bunu yaparsanız bu marş basma sıkıntından şeyden kurtulursunuz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.